Merhaba sevgili arkadaşlar. YKS'ye Doğruda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi AYT'ye hazırlık sorularıyla beraberiz. Sizlerle beraber bir yandan sorularımızı çözeceğiz, bir yandan da konulara ilişkin önemli noktalara değineceğiz inşallah. O zaman ilk sorumuz gelsin. Öncelikle soru kökümüzü okuyoruz bu tip sorularda. Bu parçada hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir diyor sorumuz. Bakalım hemen paragrafımıza. İslam'da bilginin kaynaklarından ve bilgi elde etme yollarından biridir. İslam düşüncesinde bunlara herhangi bir etkenle kendisine ait özelliğini kaybetmemiş işitme, görme, koku alma, tatma ve dokunma melekeleri denir. Çünkü elde edilen bilginin doğru olabilmesi için bu melekelerin sağlam olması gerekir. Gözleri görmeyen birinin bir şeyi gördüğüne ve kulağı duymayan birinin bir sesi işittiğine tanıklık etmesi düşünülemez. Sağlam olmamaları halinde vermiş oldukları bilginin doğru bilgi olma özelliğini taşıması söz konusu değildir. Evet, isterseniz öncelikle cevabımızı bulmadan önce İslam'da bilgi kaynakları nelermiş onlara bir bakalım. Evet, öncelikli olarak doğru haber, biz buna sadık haber de diyoruz. Nedir bu doğru haber? Birincisi vahiydir arkadaşlar. Allah'tan gelen vahiylerdir ve peygamberlerden gelen haberlerdir, doğru haber. Diğeri selim akıl. Yani doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayıran ve buna göre doğru hareket eden akıldır. Diğeri de salim duyular. Tam da işte burada bahsedilen duyulardır, salim duyular arkadaşlar. Bu İslam'da bilgi edinilen kaynaklardan bir tanesidir. Parçada da işte tam olarak bundan bahsediliyor. Şöyle seçeneklere baktığımız zaman A doğru haber değildir, bunun ne olduğunu söylemiştik. B salim duyulardır cevabımız, devam edelim. C selim akıl nedir bahsetmiştik. D hayal gücü, E sezgi, bunlar zaten İslam'da bilgi kaynakları değildir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Evet, bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Gelsin sorumuz. Evet, yine soru köküne hemen bakalım. Diyor ki buna göre Aysu'nun hangi maddeyle ilgili yanlış bir bilgi edindiğini söyleyebiliriz. Evet, bakalım hemen maddelerimize. 9B sınıfı öğrencisi Aysu İslam ve iman kavramları ile ilgili notlar alır. 1. İslam kelime olarak itaat etmek, teslim olmak ve barış anlamlarına gelir. 2. İslam'ın temel inanç esasları İslam akaidi ismiyle ifade edilir. 3. İman kelime olarak güvenmek, bir şeye şüphe duymaksızın yürekten inanmak anlamına gelir. 4. Akide iman kavramının zıttı olarak kullanılır. 5. İman kalple tasdik etmek ve dille ikrar etmektir. Evet, şöyle baktığımızda Aysu'nun nerede yanlış yaptığını görüyoruz. 4'e bir şöyle bakalım. Akide dini inançlar demektir. Terim olaraksa aslında İslam inanç esaslarını konu edinen ilim dalıdır diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden burada akide iman kavramının zıttı olarak kullanılır diyor ya, burada yanlışlık yapıldığını rahatça söyleyebiliriz. Çünkü akide ile iman yakın anlamlarda kullanılır. Diğer seçeneklerin hepsi doğrudur burada. Yanlış olan seçeneğimiz 4'ün olduğu D seçeneğidir. Evet arkadaşlar, bir sonraki sorumuzla devam edelim. Bakalım bu sorumuzda bize hangi konuyla ilgili bir şeyler sormuş, hangi konudan bahsedeceğiz? Evet, gelsin sorumuz. Yine soru kökümüze bakıyoruz öncelikle. Verilen tanımlardan hangisi iman kavramına ait değildir diyor. Evet, iman kavramını az çok hepimiz biliyoruz tabii ki. Ama şöyle bir durum var. İslam kavramıyla bazen karıştırılabiliyor. Burada şimdi İslam neymiş, iman neymiş daha iyi bir şekilde netleştireceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Hemen bakalım. Bir, inanmak, tasdik etmek diyor. İnanmak, tasdik etmek iman kavramı ile ilgilidir. O yüzden doğrudur arkadaşlar. Sözlük anlamıdır iman kavramının. İkiye bakalım. Emniyette olmak, güvende olmak, güven vermek. Bu da iman kavramının sözlük anlamıdır diyebiliriz. Sözlük anlamlarındandır. 3'e bakalım. Kişinin Allah'ın varlığını, birliğini, sıfatlarını,
peygamberlerini, ahiret gününü ve bunlardan başka inanılması gereken şeyleri kalple tasdik edip dille söylemesi. Evet, burada bahsedilen de iman kavramının terim anlamıdır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız bu da değildir. Dörde bakalım, son peygamber Hazreti Muhammed'e ve onun tarafından insanlığa bildirilen şeylere hiçbirini dışta bırakmaksızın inanmak, onun doğruluğu konusunda herhangi bir kuşku duymamak. Bu da yine imanın tanımıdır. İmanı anlatmış burada bize. Beşe baktığımızda boyun eğmek, itaat, teslim olmak, sulh ve barış yapmak. Evet, bu aslında imana ait bir tanımlama değildir arkadaşlar. İslam'a ait bir tanımlamadır. İslam'ın sözlük anlamıdır. Evet, İslam'ın terim anlamı nedir? İnandım, iman ettim dedikten sonra bu inanç esaslarına göre yaşamak aslında sanki imanın dışa vurum şekli. Eylemlerimizde, hareketlerimizde, davranışlarımızda ve sözlerimizde imanımızı gösterebilmektir. Dolayısıyla bu anlamda birbirinden ayrışır diyebiliriz arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda 5 imanın tanımı değildi. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği 5'tir. Evet arkadaşlar, o zaman bir sonraki sorumuzda devam edelim. Bakalım sorumuzda neler var? Evet, yine soru kökünü okuyarak sorumuzu çözmeye başlıyoruz. Sorunun bizden ne istediğini öncelikle bilmemiz çok önemli. Bu bize hem zaman kazandıracak hem de kolaylık sağlayacaktır. Diyor ki buna göre ilk dereceden başlayarak bir sıralama yapıldığında seçeneklerden hangisi doğrudur? Açıklamamıza bakalım. Aşağıda tafsili imanın dereceleri belirtilmiştir. Evet, sanırım karışık olarak verilmiş bize burada dereceler. Bizim bunu sıralamamızı istiyor. Hemen şöyle bakalım. Bir, Hazreti Muhammed'in bildirdiği inanç esaslarını, ibadetleri ve ahlak kurallarını tek tek ve ayrıntılarıyla bilen ve inanan kişilerin imanıdır. İkiye bakalım. Allah'ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed'in onun elçisi olduğuna inanmanın yanında ahiretin varlığına inandığını söyleyen kişilere ait imandır. Üçe bakalım, imanın şartlarını bilen ve neye niçin inandığını açıklayabilecek derecede bilgiye sahip olan kişinin imanıdır. Şöyle sıraladığımız zaman en alttan en üst seviyeye kadar öncelik ikiye aittir. Tekrar bakalım, Allah'ın varlığını ve birliğine, Hazreti Muhammed'in onun elçisi olduğuna inanmanın yanında ahiretin varlığına inandığını söyleyen kişinin imanıdır. En temel iman seviyesi. Sonrasına baktığımızda sonra da üçüncü geliyor. Üçüncü, imanın şartlarını bilen ve neye niçin inandığını açıklayabilecek derecede bilgiye sahip olan kişinin imanı. Yani artık bilgisi de var o imanın. Neye, niçin inanıyorum? Bunun bilgisi bende mevcut. Bu da sonraki aşama. Bir üst aşamaya geldiğimizde en üst dereceli iman, Hazreti Muhammed'in bildirdiği inanç esaslarını, ibadetleri ve ahlak kurallarını tek tek ve ayrıntılarıyla bilen ve inanan kişiler. Artık burada ne devreye giriyor? İnanç esaslarını biliyorsunuz ama bunun yanında bir de ibadetleri biliyorsunuz, ahlak kurallarını biliyorsunuz ve bunları yerine getiriyorsunuz. Bu da en üst derece imandır. Dolayısıyla şöyle baktığımızda B seçeneği 2, 3, 1 sıralaması doğrudur.